Herkese merhaba. Ee, yeni bir piyasaların ritmi yayınıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yayını yine her zaman olduğu gibi sevgili Özgür Karahan'la gerçekleştireceğiz. Özgür hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk Hüseyin'cim, sağ ol. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Şimdi 2023 yılının ilk çeyreğini neredeyse geride bıraktık. Son günlerini yaşıyoruz. Bu bu süreçte Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen çok acı bir deprem de yaşadık. Bir kez daha bu felaketten yaşamını yitiren bütün yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz. Gerçekten tarifi imkansız bir acıydı. Umarım bir kez daha tekrarlanmaz ve bu acı sonuçlarla karşılaşmayız ulus olarak. Şimdi buradan piyasalara dönecek olursak dediğimiz gibi gerçekten vakit çok hızlı geçiyor. İlk çeyreği geride bıraktık. Bu bizim ikinci yayınımız bu yıldaki ilk yayını yılın ilk günleri yapmıştık ve 2023 yılının ilk çeyreğine yönelik piyasalarla ilgili hem yurt içinde hem yurt dışı tarafta beklentilerimizi aktarmıştık. Şimdi bu yayın biraz da ilk çeyrek nasıl geçti? Biz neredeyiz? Beklentilerimiz de göre piyasalar nasıl şekilleniyor ve yeni fiyatlamalar doğrultusunda nasıl bir yön izleyecek piyasalar biraz bunları konuşacağız seninle. Şimdi e, 2022 yılında işimiz çok kolaydı. Niye? Çünkü tek yönlü bir piyasa hareketi vardı ve e, sürekli e, enflasyondan e, dolayı e, yükselen bir piyasa görmüştük. Şimdi e, 2023 yılına başlarken seninle konuştuğumuzda e, 2022 güzel bir yıldı ancak yaşandı bitti. 2023 yılı e, bu kadar da kolay olmayacak. Yani e, tek yönlü bir piyasa hareketi görmeyeceğiz. Piyasalar daha dalgalı, daha volatil bir seyir izleyecek ama yine baktığımızda yıl sonunda nette biz piyasanın pozitif seyrini sürdürdüğünü ne şahit olacağız demiştik. Yine e, yıla başlarken e, endeks ağırlıklarındaki hisselerin değişiminden bahsetmiştik. E, özellikle e, sanayi hisselerinden e, ziyade bankacılık hisselerinin ön plana çıkacak bir yıl olacağını, bunun ilk çeyrek itibarıyla başlayabileceğini belirtmiştik. Şimdi bu iki nokta üzerinden biraz da gidelim istiyorum. Ee, şimdi yurt içi tarafla başlayacak olursak önümüzde hiç kuşkusuz ikinci çeyrekte piyasaların e, en önemli beklentilerinden biri olan 14 Mayıs'ta yapılacak e, Cumhurbaşkanlığı ve e, milletvekili e, seçimleri var. Şimdi bu çerçevede e, son dönemdeki e, piyasa hareketlerini biraz da seçim tarihini göz önünde bura, bulundurarak görüyoruz. E, inceleyelim istersen. E, seçime kadar bizi nasıl bir piyasa bekliyor ve seçimden sonra nasıl bir hisse senedi piyasası e, bekliyoruz. Bunu birinci slaytımızla birlikte başlayalım istersen. Birinci slaytımızı ekranda görüyoruz. Burada sol tarafta Bist 100'ün aylık grafiği ve daha büyük resimde ise Bist 100'ün günlük grafiği var. Şimdi bu grafik bize ne anlatıyor Özgür? Seçime kadar biz nasıl bir piyasa bekliyoruz ve seçim sonrasında nasıl bir piyasa beklentimiz var? Buradan seni dinleyelim. Tabii ki görebildiğimiz yapı da e, endeksin <laughs> geniş bir bantta da, e, dalgalanarak e, seçim tarihine doğru yaklaşması beklenebiliriz biliriz. Biz bu yapıyı e, bir üçgen formunda sıkışma olarak değerlendiriyoruz. Teknik cephede bas senaryo olarak bunu görüyoruz ki bunun zaman hedefi de yaklaşık işte seçimin tarihi mayıs ortasına kadar uzanabilecek hmm. bir sürece işaret ediyor. Üçgen zaman zaman e, dalgalı seyri e, içinde barındırır. E, kısmen testleri piyasasını da barındırır. Zaten son dönemde hacim düşüşü de e, oldukça hmm. dikkat çekici. Yani sözün özü genel hava itibarıyla hani çok ciddi pozisyonların değişmeyeceği, çok hmm. yukarıya da aşağı sert salınımların olmayacağı ama volatilite de e, belli bantlar dahilinde hmm. açık bir yapıda. E bence seçime yaklaşacağız. Biz bunu teknik cephede bir üçgen formunda değerlendiriyoruz şu anda. E, 4750'ler bunun ilk önemli hı hı. destek bacağı olur gibi geliyor. Hani burada tutunabilirsek yukarıda 5500'ler son tepki hı hı. hareketinin zirvesi olan orası olur. O bantta e, muhtemelen seçime doğru yaklaşırız gibi geliyor. Hı hı. Bas senaryomuz bu şekilde. Evet. E, o zaman e, ikinci slide ile devam edelim. Dolar bazında grafikteki durum nedir buna bakmadan önce. O zaman şu şekilde toparlayabiliriz. E, 2023 yılının ilk çeyreği beklentilerimize paralel bir şekilde düzeltmelerin olduğu e, bir piyasayla e, şeklinde kendini e, e, sürdürüyor. Seçime kadar e, bu yatay banttaki formun devam etmesini bekliyoruz. Mevcut yapı ilk çeyrekte oluşan e, hisse senedi piyasalarının genel karakteri, 2022 yılındaki güçlü trendin devamı yönündeki bir formda oluşacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla seçime kadar ki geri çekilmelerin işte 4.700-4.500 bandıyla sınırlı kalıp ardından seçim sonrasında yeniden hisse senedi piyasasının güçleneceği bir yapıda ilerleyecek diyebiliriz o zaman. Ee, o zaman dolar bazıyla devam edelim. Burada da dolar bazındaki grafik de gö gö görünüyor. Ha, buradaki yapı da aslında konuştuğumuz yapıya benzer bir form e, var karşımızda sanki. Sen ne dersin bu e, grafik yapısında? Evet aynı e, orada da bir e, muhtemelen üçgen formunda bir sıkışmayla gideceğiz bunun alt bandı 240 ya da 240 dolar ya da 220 dolar bandı olur. Hı hı. Hani kötümser şekilde 4500 4200 bandı olur ki bunu birazcık daha 4500'lerin üstünde evet. karşılar gibi düşünüyoruz. Dolar bazı o yukarıda da 3300'lerden geldik dolar bazında. Yani o yatay konsolidasyonu seçimlere kadar muhtemelen sürdürürüz ve ondan sonra esas yönümüzü e, yukarı yönlü buluruz gibi geliyor bu ha. grafik çerçevesinden incelediğimizde. Evet zaten 2022 yılının e, en önemli e, noktalarından ve konularından birisi de bizim dolar bazı grafiklerde e, ana alçalan trendini kırmamız oldu. Bu e, dolar fiyatının e, son çeyrekteki yatay hareketinden e, kaynaklı hisse senedinin yükselişini TL bazındaki yarattığı bir etki olsa da biz bu formun Orta vadede devamını bekliyoruz. Yani 300 dolar seviyelerinde yaşanacak geri çekilme muhtemelen daha orta ve uzun vadede dolar bazlı grafiklerdeki son düşüş ayağı olacak. Ve biz e, bu hareket başlamadan 2022 yılının başında da o dip noktalarda belirttiğimiz burası birkaç yıl içerisinde dolar bazında tarihi zirvelere gidecek hareketi başlatıyor tezimizde sanki geçerliliğini koruyor ve adım adım ilerliyor gibi Özgürcüğüm. Harika bir yorum Hüseyinci. Şimdi buradan üçüncü slayta geçelim istersen. Hani biraz daha sektörel olarak bakalım. Şimdi yine biz yıla başlarken bankacılık sektörünün sanayiye göre daha güçlü olacağından bahsetmiştik, bunu konuşmuştuk ve bu grafikte de zaten buna yönelik ilk çeyrekte bir gerçekleşme görüyoruz. Şimdi buradaki yapı ne şekilde ilerleyecek? Mevcut durumda hala bankacılık hisseleri sanayiye karşı Görece daha güçlü performans gösterecek mi? Kısa vadeli yapıda ve daha orta vadeli yapıda senden e, alabilir miyiz bu beklentilerimizi? Evet, e, iyi bir hareket yaptı e, Bist 100 Relative olarak e, banka hisseleri. Hani bunu da kısmen bekliyorduk zaten, sene başındaki Hı -hı. yorumlarda söyledik. Bence kısa vade bir nefeslenme süreci lazım bunun için. Ee, o da hani piyasada öngördüğümüz o üçgen formundaki sıkışmayla konsolidasyonla giderilecek bir alan ama daha sonra o büyük grafikte ekranda gözüken e, yapı e, neredeyse diplerde hani o geçen sene endeksi konuşuyorduk dolar bazında hı hı. diplerdeyken burada da e, x bank x sınai rasyosu oldukça diplerde ve bunun e, 2023'ün özellikle ikinci yarısından itibaren yukarı yönde gelişeceğini düşünüyoruz. Bu yorumda hani hangi sektörde pozisyonlanmak lazım? Seçim sonrasındaki hareketlere yönelik dediğimizde e, banka sektörünü e, öne çıkartıyor öne diye söyleyebilirim. Evet. evet. Teşekkürler Özgür. Şimdi buradan e, sektörlere girmişken dördüncü grafiklerde e, dördüncü grafikte sektörlere bir göz atalım. Şimdi e, buradaki major sektör e, endekslerinin bistüş e, performanslarını görüyoruz. Tabii ki e, deprem felaketiyle birlikte baktığımızda e, taş toprak performansta e, üstte gözüküyor. Geçtiğimiz yıl e, daha güçlü bir seyir izleyen elektrik, gayrimenkul e, sektörlerinin nispeten daha zayıf bir seyir izlediğine şahit oluyoruz. Tabii ki bu noktada sen çok güzel belirttin e, sektörel bazda bu son, bundan sonraki süreçte yıl başlarken de belirttiğimiz gibi biz bankacılık hisselerinin ön planda olmasını ve sektör değişimi için e, pozisyon değişimi için de bunun değerlendirmesini gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Şimdi yurt içi tarafı e, özetle toparladık. Bu noktada senin ekleyecek bir şeylerin varsa e, duymak isterim. Yoksa yavaş yavaş yurt dışı tarafına geçelim abi. Biraz da yurt dışına bakalım neler oluyor acaba. Tamam. E, şimdi beşinci e, slaytımızda e, global piyasalarda Amerika'da S&P 500 endeksinin grafiğini görüyoruz. Şimdi e, burada ee, uzundur biz seninle 200 günlük ortalama. 200 haftalık hareketli ortalamadan bahsediyorduk ve bunun uzun vadeli majör bir destek görevi gördüğünü ve bunun da 1980'lerden gelen bir trend desteği görevini gördüğünü konuşuyorduk. Krizde sonuçlanmayan bütün düzeltmeler bu seviye üzerinde tamamlanıyordu ve dolayısıyla ilk çeyreğe yönelik global hisse senedi endeksi içinde genel anlamda negatiftik. Dolayısıyla bu hisse senedi endekslerinin aşağı yönlü bir performans izlemesini bekliyorduk. Daha güçlü seyrin işte yıl sonuna doğru oluşacağını belirtiyorduk. Şimdi bu ıı, beklentiler ışığında ve yeni fiyatlamalar ışığında 6 slide ile beraber hem S&P 500 haftalık ve günlük grafikleri ıı, özelinde ıı, bir bakalım mı buradaki durum nedir diye. Tabii ki görebildiğim yapıda az önce bahsettiğin ıı, krizle sonlanmayan bütün düzeltmeler o 200 haftalık ortalamada duruyor. 3.750 kabaca bu bölge. Hı hı. Ee, geçmişte o e, internet krizi.com morgaç krizi, covid ve şu anda da e, tam 200 haftalık ortalamanın üstündeyiz. Tabii farklı bakış açıları var piyasaya yönelik ama ben sanki bir miktar daha e, aşağı yönlü düşünüyorum. Hı hı. Burada hani Fed'in faiz arttırım süreçlerinin hepsinde... Ekonomi ya resesyona giriyor ya bir başka e, sorun çıkıyor. Hı hı. Şu anda da o sorunun ilk diyelim banka cephesindeki türbülans oldu. Evet Bu devam akut bir şekilde devam etmeyecek muhtemel ama hı hı. hani bu muhtemel olarak o resesif baskıları arttıracak ekonomi üstünde. Hı hı. Dolayısıyla hani teknik cephede de daha çok o 2023'ün ilk çeyreğinde beklediğimiz aşağı yönlü o son savrulma hareketinin muhtemelen ikinci çeyrekte. Belki Devam bu bilançoların e, bekleniyor şu anda. Sonrasında Hı -hı. yaşanabileceğini düşünüyoruz. E, bu noktada e, 3500 ila 3200 lira doğru bir savrulma bizim için. E, muhtemel gözüküyor. Hı hı. Şu an piyasa hani e, bu riski faiz tarafında fiyatlıyor ama hisse tarafında fiyatlamıyor. Biraz sonra ona da geliriz. Hı hı. Dolayısıyla benim gördüğüm yapıda da e, son zirve o 4200'ler geçilmedikçe ki oraya kadar bile muhtemelen gelmeden 4050 4100 bandını kısa vadeli hareketin tepki tepesi hı hı. görüp e, aşağı yönelen bir Yapı olur. Burada 3750 o haftalık grafikler de hı hı, bizim için hı. önemliydi. Onun altı bu düşüncenin gerçekleşme yoluna girdiğinin bir teyidi olarak izlenebilir. Dolayısıyla biraz daha e, yurt dışı, Amerika tarafında defansif olmayı hı hı. belki yükselişlerde bir miktar pozisyon azaltmayı e, önermek yanlış olmaz gibi. Hı hı. Şu aşamada yapabileceğimi yorum bu şekilde. Evet. Ya yani oradaki genel beklentimiz e, aşağı yönlü baskının devamı niteliğinde. Yukarı hareketler tepki karakterinde. Henüz e, bir yükseliş trendine geçiş e, için e, zamanın erken olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha aşağı riskler fiyatlanacak asıl muhtemelen e, beklediğimiz hareket yılın son çeyreğinde ikinci yarısından sonra yukarı hareket e, gelecek e, diyebiliriz sanırım. E, şimdi e, burada tabii e, son dönemde gündemde olan alternatif taraftaki hareketler de öne çıkıyor. Yedinci grafiğimizde Euro doların günlük e, grafiği var. Şimdi seninle konuşurken e, Euro dolardaki bu e, son hareketin e, bir yukarı yönlü bir tepki karakteri üreteceğini ve dolar endeksinin de aslında bir tepe yapacağını, tepe yönünde ilerlediğini ve burada da aşağı yönlü bir hareketin olacağını konuşuyorduk. Şimdi bu çerçevede euro dolar ve dolar endeksi de baktığımızda son durumdaki beklentilerimiz nedir? Biraz da bunu dinleyelim senden. Evet, dolar endeksi oldukça önemli. Şimdi e, esas olarak yapacağımız yorum şu: bence trend aşağı yönde değişiyor. Hatta başladı buna. Hı hı. E, ama bu hareketin formu değişik şekilde e, izlenebilir. Yani bir tur daha e, 105-106'ya doğru hareket yapabilir. Esas gerileme ondan sonra olabilir ki ben 96-98 bölgesine doğru ilk etapta gerileme bekliyorum. Hı hı. Şimdi bu olmadan da aşağı gelebilir ama bir yukarı. E, alanı bırakmak lazım gibi geliyor bana hı hı. burada da biraz sonra konuşacağımız 10 yıllıklardaki seyir beni hı hı. E, dolar endeksinde ilk etapta bir belki 104-105 biraz daha güçlü olursa 105-106'ya doğru son bir yukarı bacak var ondan sonra o beklediğim 98-96 belki daha altını hedefleyebilecek bir hı hı. gerilemeye bırakacak bunun paraleli Euro-Dolar'da da var. Yani orada hem klasik teknik analiz bazında baktığımızda önemli bir alçalan trendi kırdı. Ee, Hı -hı. Ters omuz boş omuz yükseliş formu tadında bir görüntü de var grafikte. Dolayısıyla bir tur daha belki 105 0.6 oraya doğru e, savrulma yaşanabilir. Dolar endeksinde Hı -hı. beklediğimiz bu yukarı tepki karakterindeki Hı -hı. hareket olursa. Ama hani hepsi birlikte baktığımızda trendler. Dolar endeksinde aşağıya doğru evriliyor ve bu hareket kısa tepkiler olsa da devam edecek. Biz bunu hani 112'lerden itibaren söyledik. Bir 114'e gitti. Orada bir küçük yanıldık ama hani trend değişiyor. Buna da hazır olmak lazım 2023'ün önümüzdeki aylarında diyelim. Ya burada önemli olan aslında dolar endeksinin orta ve uzun vadeli olarak bir tepe formu yaratıyor olması. Hani buradaki e, ara tepkiler olacaktır ancak buradaki dolar endeksinin zayıflığı e, önümüzdeki süreçte global piyasalar için önemli bir e, unsur olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi bu noktada e, hani 10 yıllıkları e, konuşmuşken 8. slide ile devam edelim istersen. Burada Amerikan 10 yıllık grafiklerini görüyoruz. Bu son harekette 4 seviyesinin üzerinde bir aşağı hareket bekliyorduk. Bu aşağı hareket biraz da güçlenerek devam ediyor. Ee, hem Amerika tarafında hem Amer Almanya 10 yıllıkları tarafında da bu aşağı baskı söz konusu. Genel anlamda buradaki hava sanki devam edecek gibi e, gözüküyor aşağı yönde. E, bu konuda ne dersin? Evet, <laughs> o... Yurt dışı piyasaları ilk değerlendirdiğimizde Amerika'ya baktığımızda söylediğimiz hisse tarafı risk fiyatlamasına daha ne diyelim isteksiz davranıyor hı hı. ama bu risk fiyatlamasını daha çok bono tarafı yapıyor. O e, hani bundan bir süre önce baktığımızda Fed faiz yükseltecek, 5'lere kadar gidecek gibi bir havası hı hı. vardı bono tarafı için. Ama biz hani dalga yapısı olarak aşağı bekliyorduk. E, o form hala devam ediyor. 2 yıllıklarda da bu görüntü var. 10 yıllıklarda da var. Yani ben kabaca 3 civarı belki onun biraz altı bile muhtemeldir diye düşünüyorum. Bu yeni bir e, risk of, riskten kaçış fiyatlamasını evet. beraberinde getirecek. Az önce dolar endeksinde söylediğim yapıda o. Eğer burada doğru görüyorsak, okuyorsak grafiği aşağı doğru e, hızlanma olduğunda e, tabii ilk dolar talebi dolara park edecek, alacak, gidecek. Amerikan 10 yıllıkta park edecek birazcık daha sanki resesif fiyatlama yapılacak. Hı hı hı. Bonolar bunu bize gösteriyor. Hisseler hala şu anda oralı değil. Hani bu sadece Amerika 10 yıllıklarda da hani değil. iki yıllıklarda da sağlam bir geri çekilme oldu. Hatta hani e, Alman bonolarında da bunu hı hı. görüyoruz. E, trendi neredeyse bitirdi. Artık hareket aşağı yönde gelişiyor. Bir sonraki slaytta da hani diğer evet, ülke bonolarını 9. göstermeye. Çok çalıştık ya yani bu sözün özü hisse tarafı hala risk fiyatlaması yapmıyor ama alternatif daha büyük paranın yönetildiği bono tarafı bize bunu gösteriyor Dolayısıyla bir miktar daha biz Hani yurtdışı için ne diyelim defansif olmayı e, ne diyelim öneriyoruz evet. 9'da belki devam edebiliriz. Evet 9. slide'da bu anlattığın çerçevede global taviz faizleri riskten kaçış eğilimiyle yaşadığımız geri çekilmeyi görüyoruz. Tabi bu noktada dolar endeksinde aşağı hareket Amerikan 10 yıllıklarında gerileme demişken 10. slide'da yol altına çıkıyor. Yani bundan önceki yayınlarımızda altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu ve 2023 yılında önemli bir potansiyel sunduğunu ve portföylerde bulunması gerektiğini konuşuyorduk. Nitekim 1600 seviyesi üzerinde güçlü bir yukarı hareket yaşıyor. Son bir çerçevede burayı toparlar mısın? Bu hareket daha devam edecek gibi gözüküyor. Yeni zirveler yakın mı altın tarafında? Muhtemelen öyle gözüküyor zaten. <laughs> Alman, İngiliz hatta Japon tahvillerinde aşağı yönlü eğilimler grafikteki korelasyonu kıymetli madenlerle gösteriyor. Belki kısa vadeli bir düzeltme yapabilir çünkü hızlı bir yükseliş gördük. 1800'lerden evet, neredeyse 2000'lere dayandık. Biraz 1900-1950 bandında soluklanmayla hani o dolar endeksinde de bir tık yukarı yapar diye düşünüyordu. Eğer o olursa Kıymetli madenler cephesine biraz soluklanma olur. Bu da yukarı yönlü ilk Hı. bacağı tamamlayıp ilk bacağın de ne diyeyim düzeltmesini yapmasını sağlar. Kabaca 1900 gibi düşünüyorum. Belki biraz altına gelir gelmez ama sonrasındaki adım için eğer hani yine grafiği doğru okuyorsak başlayacak hareket üçüncü ana yükseliş dalgası olacak ve bu esas zirveyi aşmayı hedefleyecek yapı olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla sözün. Hani genel toparlamamızda faiz, bono tarafı daha bir resesif fiyatlama yapıyor. Fed'in elini tutuyor. Dolayısıyla hani orada bir baskı kıymetli madenler tarafında ilgiyi senenin ilerleyen bölümlerinde muhtemelen arttırır gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne dersin? Evet yani buradaki genel yapımızda bir değişiklik yok. Altın fiyatlarındaki geri çekilmeler... Alım fırsatı yaratmaya devam ediyor diyerek noktalayalım. Çok teşekkürler Özgür. Ağzına sağlık. Güzel bir yayın oldu. Hem yurt içi hem yurt dışı tarafı toparladık birlikte. E, ekleyeceğin bir şeyler varsa e, duymak Çok isterim. Çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, bol kazançlı bir süreç dileyelim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>